biraz ağacı da harika oldu. O da ne? Hey çocuklar, bahçemizdeki ağaçta kirazlar çıkmış. Kiraz çok severim. Kiraza bayılırım. Ya bunun tadı güzel de biz ne zaman kiraz ektik ki bahçeye? Ya ben bahçeye kiraz çekirdekleri atmıştım. Herhalde ondan oldu. Benim sesime ne oldu? Baykuş kız gibi konuşuyorum. Benim sesime ne oldu peki? Sen de benim gibi konuşuyorsun. Ne oldu bize? Ne oldu? Ne oldu? Kendimi iyi hissetmiyorum. Kafam benimki gibi oldu. Benim sesim baykuş kız gibi. Neler oluyor böyle? Çocuklar, bence Alper'e gidelim. Bir terslik var bu işte. Geldim. Hey, kafamdaki şeye çalışkın değilim ben. Beni bekleyin. Ne olacak? Bunlardan biraz koymalıyım. Evet, yeterli. Üzerlerine geliştirdiğim bu sıvıdan dökmem gerekiyor. Teker teker. Evet. Harika gidiyorum. Evet. Alper. Efendim baykuş kız. Alper. Efendim baykuş kız. Gekko. Alper neler oldu bir bilsen. Hadi bırak Gekko. Taklit yapıyorsun şu an. Taklit yapmıyor Alper. Baykuş kız, sizin sesleriniz değişmiş. Benim halime de baksana. Kedi çocuk. Senin de kafan tıpkı Gekko gibi. Ne oldu size? Bu kiraz. Bu kirazlardan yedik. Ve sonra değişim mi oldu? Evet. Normal kiraz bu. Ama yine de yeni yaptığım özütte bunu bir incelemem gerekiyor. Evet çocuklar. Eğer size bunu yapan şey kirazsa birazdan özütün rengi değişecek. Evet, bu bir kiraz değil. Ama yediğimizde bu kiraz gibiydi. Durun çocuklar. Neyse ki sizi eski halinize döndürecek bir şey biliyorum. İşte bu. İçinde tüm meyvelerin özütleri var. Greyfurt, elma, portakal, vişne, kiraz. Şimdi bunu özüte damlatacağız. Biraz daha. Gayet yeterli. Kirazı da içine koyduk mu? Her şey çözülecek çocuklar. Evet, şunu alayım. Gekko, önce sen. Ya da baykuş kız mı demeliydim? İşe yaramadı. Sesim değişmedi. Hey, sesim değişti. Baykuş kız, sen de dene bunu. Zaten başka çaren yok. Evet. Sesim değişmiyor ki. Aynı kaldı benim. Sesin değişti. Eski halime döndüm. Bir an senin gibi kalacağım diye çok korktum. Sesin biraz çatallı da. Kusura bakma. Senin de boynuzuna damlatacağım. Hafiflediğimi hissediyorum. Evet. Çocuklar, yalnız bir şey söyleyeceğim. Bahçenizdeki o kiraz ağacından bence kurtulun. Çocuklar, bunu pijamaskellere kim yaptı? Yorumlara yazın. Görüşürüz.